Lambayı mı aç? Hello. Geçmen gerekiyor ya da çıkman gerekiyor. Böyle burun. Burun. Seni biraz dışarı almamız gerekecek belli oldu. Kuyruk çok sallanıyor çünkü. Çok heyecan göstergesi bu. Sen heyecanlıyken biz burada çekim yapamıyoruz biliyorsun. Çok mu sevdin mamayı? Hadi bakalım. Sen çıkıyorsun, seni alalım içeri. Hop 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 hop. As. Astır. Ve hayır. Hayır. Sen dışarıdan seyret programımızı. Stüdyomdayız hep beraber ve bugün değişik bir konuyu ele alacağım. Piyano. Piyano üzerinden aranje yapmak, piyano üzerinden doğru sonuca gitmek. Bu konu bence çok özel, çok önemli bir konu. Çünkü çok da ele alınmadığını gördüğüm için bunu işlemek istiyorum. Piyano görüldüğü üzere 7,5 oktavlık bir saz. Enstrümanlar içinde belki de en geniş olanı. Bu 7,5 oktavı bir de biz 10 parmağımızı kullanarak çok sesli sonuçlar elde edebiliyoruz. Ve yine bu güç sayesinde 60 kişilik bir senfoninin çaldığı bir eseri tek bir piyanist icra edebiliyor. Yani bu çok büyük bir güç. Çünkü 7,5 oktavınız var ve 10 sese aynı anda basabiliyorsunuz. Hatta biz piyanistlerin uyguladıkları bir stil vardır. Baş parmakla iki notaya basmak gibi 11 sese kadar gidebiliyor bu. Ve bu 7,5 oktav aslında sadece müzik oktavı değil. Bunlar aynı zamanda equalizer'ımızın bant oktavları da. Yani düşünecek olursak burası işte pop müzik adına söyleyecek olursak davul. Batı müziği olarak söyleyeceksin, timpani, tuba, konturbas, bas gitar, cello, orta sesler, gitar, piyano, klarnet, korno ve burada itibaren de tiz oktavlara gidiyoruz. İşte birinci keman, ikinci keman, flüt, piccolo gibi sazların işlenebileceği bir estensiyonumuz var ve aslında iyi aranje yapmak. Bir piyanist olarak baktığım zaman neyi görüyorum biliyor musunuz? İyi aranje yapmak bu oktav bantlarını doğru yoğunlukta kullanmaktan geçiyor. Yani çok basit bir örnek vermem gerekirse besteci veya aranjör sadece buralarda bir eser yazarsa ve buraları hiç kullanmazsa tabii ki bu efektif bir geçiş olabilir ama 4 dakikalık bir eserde sadece buralarda bir kullanım, iki oktav olarak bir kullanım yaparsa, besteci veya aranjör tekrar ediyorum, burada bu frekansları dolduramadığı için mix bile etseniz doğru sonuca gitmeniz çok zor. Çünkü buralar boş. Evet, efektif bir geçiş olabilir. Bu sadece buranın kullanıldığı veya sadece bas frekanslarının, bas seslerinin kullanıldığı bir şey olabilir ama 4 dakikalık bir parça boyunca bu yoğunluğu kısıtlı alanlara verirseniz mix yapmanın hiçbir faydası olmaz. Yani piyanoyu çalar gibi düşünmek, iyi bir piyanist gibi çalar gibi düşünmek gerekiyor. Çünkü piyano doğru çalındığı zaman çok dolu bir ses veren bir enstrüman. Aynı aranjedeki başarı gibi. İyi bir aranje yapmadan İyi bir mikse gitmenin de söz konusu olmadığı tekrar ortaya çıkıyor. Yani bizdeki şu zeka mikste toparlar abi. Hayır. Bir kere baştaki yazının bantların doğru doldurulması, oktav bantlarının doğru doldurulması, uygulanan tarzın tuşesiyle ve de en az tarz kadar önemli olan bir şey var. Eşlik ettiğiniz enstrüman veya şarkıcının tuşesine uygun da çalıyor olmanız gerekli tabii ki. Çünkü aranje yaptığınız zaman şarkıcıya eşlik üretiyorsunuz. Çok sesli bir eşlik. Yani şarkıcı çok yumuşak söylerken sizin gümbür gümbür yaptığınız bir aranjenin hiçbir anlamı yok veya tam tersi. Şimdi gitaristler, çok gitarist aranjör var bizim memlekette. Çünkü gitar evimize daha kolay girebilen ilk saz. Maddi güç olarak.
Ve gitaristler belki bana ya işte biz piyano bilmiyoruz, biz ne yapalım? İlla piyano mu? Aslına bakarsanız müzik eğitiminde dünyanın her yerinde enstrümanınız neyse yardımcı sazınız her zaman piyanodur. Çünkü müzik eğitimini veren kurum veya kişi bilir ki siz piyanoyu öğrenmeden bu işi tam öğrenmeyeceksiniz. Gitaristin bir handikapı daha var. O da müziğe belli pozisyonlar olarak yaklaşması. Ama bir aranjörün veya bir bestecinin en büyük gücü o pozisyonları kendine has voicinglerle, yani çok sesli kullanımlarla açmasıdır. Gitarist ise belli pozisyonları daha farklı bir noktaya taşıma şansı yoktur. Çünkü bir kas hafızasıdır aslında. Çok iyi armoni bilen gitaristleri tenzih ederek konuşuyor ama genelde gitarist mevzu belli pozisyonları bilmekten geçiyor. Bu sebeple gitaristlerin de biraz piyano açılarını, piyano üzerinden voicing, seslendirme noktasına gitmelerini bir müzisyen olarak tavsiye ederim hatta. Bir başka mevzu, aranjeye başlarken bugün pek dikkat edilmeyen bir mevzu, şimdi anlatacağım mevzu. Müzik bir sanat dalı. Biz bir şarkı yaparken eğer bir sanat eseri üretiyorsak bu eserin aynı bir edebi eserde olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç kısımlarına oluşması gerekiyor. Ne yazık ki bugün üretilen müzik biraz tek düze ve dinamik bir şekilde gidiyor. Bu benim müzik algımın biraz dışında olsa da saygıyla ve sevgiyle tabii ki bunu takip ediyorum. Fakat benim müzik algımda bu üç ögeyi, yani giriş, gelişme, sonucu belirtmek gerekiyor. Bunların şarkının tansiyonuna yansıması gerekiyor. Çünkü benim için sanat o. Yani sanat tek düze giden bir hat değil benim için. Ve ben işlerime başlarken genellikle nakarattan başlıyorum. Neden? Hafif müzik içinde hedeflenen ilk şey nakaratın vurucu olması ve geniş kitle tarafından tekrar edilebiliyor olması. Yani benim eserimin en güçlü kısmı nakarat. O yüzden ben nakaratla başlıyorum işimi. Nakaratta belli bir gücü, belli bir dinamiği yakaladıktan sonra artık intronun bir anlamı kalmadı. Çünkü radyocular intro istemiyor. Radyocuların dediği şey şu, onların tezi şu. Şarkıda eğer bir intro varsa ve şarkı 20-30 saniye, şarkıcı 20-30 saniye sonra giriyorsa o 20-30 saniye otomobilinde radyo dinlerken yolculuk yapan bir kişinin istasyonu değiştirebileceği bir süre. O yüzden bugün genellikle direkt şarkıyla başlıyor, şarkıcıyla başlıyor şarkılar. Evet, introdüksiyon yapılmıyor diyelim artık. Ben yapıyorum ama artık neyse. Introdüksiyon yok, şarkıdan başladık. A bölümü. A bölümü şarkıcının merhaba ben Eser, benim hikayem şöyle başlıyor diye hikayesini sunduğu bölüm. Ben A bölümünde, şarkının ilk bölümünde çok minimal bir dil kullanıyorum. Çünkü çok basit anlatayım. Bir odada oturuyorsunuz veya sokakta bir bankta oturuyorsunuz. Merhaba ben Eser diye biri geliyor bir anda yanınıza. Çok ekspresyonist, çok sert bir dille. Ve bir anda korkuyorsunuz. Yani ister istemez o kişinin akli dengesinde bir sorun olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. İşte şarkının ilk bölümü de bu. Kişi gelecek, merhaba ben Eser, benim şöyle bir hikayem var, bak bir dinle diyebilecek size. Ve o yüzden minimum bir anlatım, çok sade bir anlatım, çok sade bir şarkıcı kaydetmeye çalışırım ben. A bölümünü bu sadelikle işledikten sonra köprü bölümü, B bölümünü yaparken gitgide o tansiyonu arttırırım. Okuma yaptırırken şarkıcıda da bu şiddeti isterim. Daha doğrusu yavaş yavaş şiddetlenen, yani mezzo forte müzik tabiriyle o gücü isterim. Çünkü o sayede ben nakarata şarkıyı hazırlamış olurum. Bu işi yaparken, yani şarkıyı 3 bölüm ele aldığınız zaman oluşabilecek bir handikap var. Bu handikap aslında önemli bir handikap. 3 bölüm yaptınız ya arkadaşlar. 3 bölüm birbirinden kopuk olabilir. Tabii ki birbirinden kopuk olmasını da biraz istiyorum benim anlattığım şeyle, ama yine de bu kopukluk iki ayrı parça gibi tınlıyorsa bu bir yanlıştır. Ve bu yanlışı hissettiğiniz anda dönüp düzeltmeniz gerekecektir. Yani mesela A bölümü aşırı yumuşak oldu, B bölümü de nakarat bölümde çok sert oldu. O zaman bu ikisinin arasını biraz bulmanız gerekecektir. Ki aksi takdirde tek bir şarkı değil 2-3 şarkı yapıyormuş gibi olursunuz. Tabii tüm bu anlatımın içinde, yani aranjörlük veya okutmanlık veya yanınıza gelen enstrümaniste verdiğiniz brief, konuşma gibi, bilgilendirme gibi bir anlamda en önemli, en çok dikkat etmeniz gereken şey şu: şarkının bir bütün olması ve bir dil içeriyor olması. Bu dil de nereden kaynaklanacak? Tekrar başa dönüyorum. Bu dil öncelikle tarzdan belli olacak. Siz rock yapıyorsanız
Çok daha güçlü bir dil kullanacaksınız. Pop müzik yapıyorsanız biraz daha yumuşayacak konu. Biraz daha şarkıcıya hizmete dönecek. Klasik müzik yapıyorsanız biraz daha libero temponuz artacak. Caz yapıyorsanız zaten bir grupla metronomsuz ve tüm duygunuzu saçarak yapacaksınız vesaire vesaire. Yani yaptığınız tarzın tuşesini doğru çalıp, doğru çaldırıp, doğru okutup ancak o zaman sonuca gitmeniz mümkün olacaktır. Bunlar benim kişisel tecrübelerim. Yol yürüdükçe öğrendiğim, tabii ki büyüklerimden de, onların tecrübelerinden de çok faydalandığım, bu uzun yolda kazandığım tecrübeler. Umarım faydası olmuştur bu videonun. Şimdiden teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.